MVN negatif tam sayılar ve MN'den küçük olduğuna göre M bölü M eksine değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu soruda iki tane ana nokta var. Birincisi negatif ve pozitif sayılarla yapılan işlemleri biliyor muyuz? Örneğin eksiye eksiye böldüğümüzde artı olacağını veya eksiye artıya böldüğümüzde eksi olacağını. İkincisi de sayı doğrusundaki yön kullanımını biliyor muyuz? Yani sayı küçüldükçe sol tarafa gidecek, sayı doğrusunda büyüdükçe sağ tarafa gidecek. Negatif bir sayıyla negatif bir sayıyı toplayınca yine bu tarafa gidecek. Bunu örnekle daha rahat anlarız. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu tarz sorularda hangisi olamaz diyorsa şıklarda bir tanesi diğerlerinden farklı olur. Bu işin pratik yanı. Bakınca dikkat çeker o zaten. Mesela burada 3 bölü 2, 4 bölü 3, 5 bölü 4, 7 bölü 5 hepsinde pay büyük. Payın büyük olmadığı, paydanın büyük olduğu B seçeneği var. Cevap da B çıkacak zaten. Neden pay büyük oluyor her zaman? Onun sırrı da şurada gizli. Şimdi bakalım. Şimdi M ve N negatif tam sayılar ve M N'den küçük. Bu iki şartı sağlayan bir şey düşünelim. Eksi 1, eksi 2 olsun. 1 eksi 1, 1 eksi 2. M küçükmüş. M eksi 2 olsun. N eksi 1 olsun. Şimdi yerine yazdığımızda M eksi 2 bölü eksi 2 eksi eksi 1. Şimdi bir yani rakamlar değişse de mesela bu 3 olsa bu 2 olsa da hiç değişmeyecek bir şey var. O da üst tarafta eksi alt tarafta eksi çıkacak. Çünkü hiçbir zaman şuradaki değer bundan büyük olamıyor. Çünkü demiş ki m küçüktür ne? Dolayısıyla burası hep negatif çıkacak. Üst taraf zaten negatif çünkü m'nin kendisi onu negatif demiş. Negatifi negatife bölünce pozitif çıkacak. İkinci bildiğimiz noktada alt tarafta negatif bir değerden negatif bir değeri çıkarttığımız. Şöyle düşünelim. Sayı doğrusunda şurada bir nokta olsun. Eksi 2 olabilir, eksi 3 olabilir. Mesela eksi 2 diyelim. Bundan eksi 1'i çıkarttığımızda o bu tarafa yaklaşacak. Yani eksi 2'den eksi 1'i çıkarttığımızda eksi eksi artı olacağından eksi 1 olacak. Bu tarafa yaklaşacağı için alt taraf her zaman küçülecek. Yani sıfıra yaklaşacak. Küçülecekten ziyade. Yani eksi 1 olacak. Üst tarafta eksi 2 olacak. 2 olacak. Veya 3 bölü 2 olacak. 4 bölü 3 olacak. 5 bölü 4 olacak. Veya aralarında bir fark olmazsa 5 bölü 2 de olabilir. Ama hiçbir zaman alt tarafın üst taraftan büyük olma ihtimali yok. Çünkü zaten alt tarafta üst taraftaki ifadenin aynısı var. Onun üstüne bir şey koyuyoruz. Eksi eksi yan yana geldiği için artı oluyor. Artı olunca da onu sayı doğrusunda sıfıra yani sağ tarafa yaklaştırıyoruz. Sayı bir anlamda büyüyor. Büyüdüğü için ifademizdeki alt taraf her zaman küçük oluyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği.